Evet, Herman çok teşekkürler katıldığın için öncelikle programa. Seninle hayatımızın farklı dönemlerinde farklı farklı projelerle karşılaşıyoruz. Şimdi internette, sosyal medyada görünce Fungi İstanbul projesini ve Çerçöp Havası'nı, sizin bu son videonuzu çok ilginç bir döneme denk geldi. Çünkü dünya plastik atıklarını konuşurken, biz Türkiye'de müsilajı konuşurken birdenbire aslında bu geri dönüşüm ve bunun da hayatta ne kadar yararlı ve hayatımızın içine nasıl adapte edebileceğimizi görmüş olduk. Ben seni böyle anlatmış oldum ama Herman, Fung İstanbul projesini ve Çerçöp Havası'nı birazcık böyle yaratılış sürecini, projenin geldiği yeri biraz da sen anlat bize. Harika. Çok teşekkürler davetin için Aris. Çok sevindim gördüğümü. Uzun zaman oldu gerçekten. Fung İstanbul 2014'te başladı aslında. Yeni bir proje değil. Biz doğa, küresel ısınma, hayvanların esareti, canlıların yok edilmesi, biyoçeşitliliğin azalması konularıyla ilgili besteler yapıyorduk zaten projenin başlangıcında. Fenoloji adında 2015'te ilk albümümüzü yayınladık. Sonrasında 2019 yılında bu atık malzemelerden enstrüman yapma fikri ortaya çıktı. Yani bizler müziğin dışında sanat alanlarında uğraşan herkes için belki diyebilirim. Tabii uçları zorlamayı, sınırlarımızı zorlamayı seven insanlarız. O zaman bundan keyif almayı da acı çekmeyi de nedense bir şekilde yakalamışız, öyle bir hissiyat. Dolayısıyla deniyorduk zaten. Sesler, farklı aletlerden, bu bizim için oyun gibiydi. Şişelerden ses çıkarmak gibi, işte bidonlardan, masadan, hepimizin günlük hayatta yaptığı şeyler de vardır. Ritim tutmak, günlük hayatta kullandığımız objelerden vesaire. Ama tabii ki bizim yaptığımız önemli olan bu objeleri bir müzikal bir tını yakalayacak hale getirmek ve birlikte çaldığımızda da bir armoni ve müzik yaratmak, dinlenilebilir bir melodi yaratmaktı. Biz de onu deneyerek bir deneysel çalışma yaptık bir nevi ve melodi ortaya çıkarabildiğimizi gördük. İlk video çok etkili oldu. Orada da plastik mankenlerle çaldım ben davulları. Evet. Yine şişeler vardı. Bir tane plastik manken gördüm ben orada. Onların üzerinde Evet. çalıştım. Evet, çok doğru. Onları da hep topladık. Yani atık, gerçekten atılmış malzemelerle yaptık yine aynı şekilde. Şişeler öyle. Basçı arkadaşımız İlker İsabetli şişe çalmıştı o videoda. Yine Ronnie Aran, beraber yürüttüğümüz telli çalgılar çalan arkadaşım, o da bir iki telli bir bidon saz yaptı. Çok keyifliydi ilk videomuz. Sonra biz buna devam etme kararı aldık. 2021'de yine yeni bir video çektik. Burada da yine tamamen plastik bidonları kullandık bu sefer. Çünkü sesi güçlendirmek için gerçekten çok etkili bidonlar. Ben plastik bir bidondan davul çaldım. Yine basçı arkadaşımız Serhat Ayabe katıldı bu sefer de, konuk oldu. O da kontrbasın çok ilkel dönemlerinde bir gönderme yaptı aslında. Bambu veya bir daldan bir sapa tek tel gerdi ve bidondan tamamen tek teli çekerek bas sesleri aldı. Yine Ronnie bidon saz kullandı. Yeni bir melodi yarattık. Ve işte ben bir plastik gözlük kabını kullandım. Efektif olarak bir resepsiyon çanıyla, ziliyle biraz herkesi uyandırmak istedim onun tiz sesiyle. Keyifli oldu yine. Ve bu sefer tabii ki daha da ilgi oldu. Çünkü bir önceki videodan da biliyordu insanlar. Biraz da merak ediyormuş gerçekten, onu gördük. Bu seferki ilgi daha da katlanarak devam etti. Dediğim gibi bu müsilaj sorunu, artık biyoçeşitliliğin azalması, doğa ile ilgili sorunları artık birebir gün yüzüne çıkması tabii ki bizim yaptığımız çalışmayı daha da anlamlandırdı. Ama biz zaten dediğim gibi 2014'ten beri, ki bizden önce de
yıllarca önceden bunları söyleyen bilim insanları, sanatçılar hep uyandırmak, bilinçlendirmek için, farkındalık yaratmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Biz de dönemi sanatçıları olarak bunu yapmak istedik tekrardan. Ne kadar farkındalık yaratabilirsek o kadar iyi. İki şey sormak istiyorum. Birincisi, bu çevrecilikle ilgilenmek, yani daha doğrusu plastik aslında çevre konusunda ilgilenmenin çok spesifik bir alanı Herman. Evet. Yani sadece plastikler, mikroplastikler, bir de özellikle de son dönemde dünya plastik atıklarını nereye atacağını konuşuyor. Çin'e gönderiyorlar, Türkiye'ye geliyor. Bunlar çok büyük sorunlar yaratıyor. Dolayısıyla buna yönelmeniz ne zaman başladı? Çünkü Fungistanbul aslında bir proje olarak zaten var. Ama bu konuya yönelmek de mesela son dönemde bu artan diyelim artık hani bir farkındalık yaratma hissi üzerinden mi geldi? Bunu sormak istiyorum. İkincisi de nasıl geri dönüşümler aldınız? Sonuçta bu çok nasıl benim ilgimi çektiyse eminim birçok insanın da ilgisini çekmiştir. Yani biliyorum ki uluslararası kuruluşlar bile haber yaptı. Ancak evet, bu haberin sonrasında, haber olmanın sonrasında bir getirisi oluyor mu? İnsanlar böyle bir farkında oldular mı? Çünkü görüntüler inanılmaz. Koca bir çöp yığınının içerisinde çekiyorsunuz klibi. Çok doğru. Biz Beykoz'da bir alanda çektik bu videoyu. Yani YouTube'da yayınlanan müzik videomuzu. Sonra tabii ki farklı haberlerde, farklı yerlerde çekimler yapıldı. Daha çok farkındalık uyandırmak için. Tabii ki bizim asıl derdimiz plastiğin ve plastik atıkların, ki atık dediğimiz materyallerin büyük çoğunluğunu plastik kapsıyor. Diğer karton, gıda, işte metaller vesaire baktığımızda plastiklerin oranı çok çok fazla gerçekten. İdeal olan tabii ki atığa hiç dönüşmemesi bir materyalin. Yani yerinde hemen elinizin altında tekrardan geri dönüştürerek herhangi bir malzemeyi atığa dönüşmeden bunu çözmek en güzeli tabii ki. Biraz da biz de onu yapmış olduk aslında. En yakınımızda günlük hayatta gördüğümüz malzemeleri bile aslında kullanılabilir, yeniden hayat verebilir hale dönüştürmüş oluyoruz bu yaptığımızda. Bu bir örnek diğer herkes için de. Tabii bizim yaptığımız alan da ileri dönüşüm olarak görülüyor. Böyle bir kavram var. Çünkü biz atılmış bir malzemeyi, atık bir malzemeyi yeniden ekstra bir değer katıyoruz ve müzik enstrümanına dönüştürüyoruz. Bu tabii ki daha da özel bir durum yaratıyor. Yoksa sadece geri dönüştürerek çözemeyiz. Çünkü %10-12 gibi bir oran var Türkiye'de örneğin geri dönüşümle ilgili şu anda. İdeal olan işte önce tek kullanımlıklar plastiklerin üretilmemesi, ki Avrupa Birliği'nde yasaklandı yakın dönemde. Türkiye'de artık o kadar sorun olmaya başladı ki yakın dönemde plastik malzemelerin, plastik bazlı ürünlerin artık atıkların ithalatını durduracağını açıkladı yakın vadede. Evet. Yani bunlar bir adımdır ama günlük hayata da artık daha çok girmesi, eğitim, çocuklarla beraber çalışmalar biz de yapmak istiyoruz. Bir yaşam biçimi haline getirebilirsek bunu ancak hep beraber geleceğe yönelik bir yatırım yapmış oluruz. Çok doğru söylüyorsun aslında. Eğitime bunu yönlendirmek gerekiyor ve müzik çok doğru bir araç belki de. Çocukların da ilgisini çekebilecek bir araç haline gelebilir. Peki başka bir şey sormak istiyorum. Plastik materyaller bilmediğim için maruz diyor. Plastik materyaller müzik aletlerinin yapımında kullanılıyor mu şu anda dünyada? Yani perküsif, yani vurmalı çalgılarda çok fazla kullanılıyor. Şeyler dışında, yani el üretimi, el yapımı, orijinal enstrümanların dışında çoklu üretilen, yani bir sanayi olarak üretilen enstrümanların fabrikada tabii ki perküsif anlamda vurmalı çalgılarda çok kullanılıyor. Diğer sazlarda da alaşımlar var, destekleyici olarak kullanılanlar var. Esneklik sağlaması amacıyla veya sağlamlık
sağlaması amacıyla. Ama daha çok asıl kullanıldığı alan burnalı çalgılar diyebilirim o konuda. Ama bizim, çok pardon evet, lafını kesiyorum, bizim konumuz sadece plastik değil. Tabii ki bizim materyallerimiz teneke de olabiliyor, işte cam da olabiliyor. Farklı materyallerde kullanıyoruz, kullandık da. Ama tabii ki bu gündem olduğu için daha çok plastik konusunu konuşmak istedik bu dönemde. Evet. Çok ilginç bir şey de oluyor. Şimdi senin bu anlattıklarınla şöyle bir şey de oluyor. Nasıl sanayileşme sürecine girip de müzik aletleri ne kadar çok yapılmaya çalışılıyorsa o kadar çok plastik kullanımı da artıyor. Kesinlikle öyle. Çok doğru. Çok doğru. Peki çok eğitimle doğru. ilgili bahsettin. Çok önemli bir konu. Sadece plastik değil, atıklarla ilgili. Belki de okulda başlaması gerekiyor. Her şeyin evet, zaten orada gösterilmesi gerekiyor. Neler planlıyorsunuz? Var mı bu konuda bir girişiminiz? Çünkü seni birazcık hatırladığım kadarıyla sen böyle durmazsın. Muhakkak bir girişim. Evet, nerede harikasın. Sosyal sorumluluk projesi varsa oraya doğru yönelme de olacaktır diye düşünüyorum. Var harikasın. Mı böyle yakın dirsek temasında durduğunuz projeler, kurumlar, insanlar? Eminim ki geri dönüşüm almışsınızdır. Yani tabii ki bizim yaptığımız iş farklı bir alan olduğu için, sıra dışı olduğu için, çok fazla Türkiye'de görülmediği için, dünyada da keza dediğin gibi örnekleri var tabii ki. Çok yıllardır uğraşan farklı gruplar da var ama az sayıda. Dolayısıyla bir şok etkisi yaratıyor öncelikle. Yani biraz o etkiyi şu anda yaşıyoruz. İnsanlar çok sevdiler, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşanlar oldu. Ben de yapayım diyenler oldu. Çekimlerde karşılaştığımız çocuklar, bize de gösterin, biz de yapalım şeklinde küçük bize sorular sordular. Yani müzik ve ritim tabii ki dediğin gibi çocukların hep içinde olan bir hissiyat. Onları çok çarpıyor. Hepimiz de keza öyle ama çocukları çok çabuk yakalıyor. Dolayısıyla müzik ve yeni dönemde aslında müziğin ve sanatın nasıl açılımlar yapacağıyla ilgili de bir örnek yapmış olduk. Çünkü artık sanat, sosyallik, sosyal projeler, üretimler, şirketler, özel sektör, kültür, hepsi iç içe geçmeler yaşayacağız artık proje bazlı. Müzik de tabii ki yeni alanlar bulacak bu dönemde. Biz de onu istiyoruz o yüzden. Yani artık belediyelerle, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu alanda gerçekten sıfır atık, geri dönüşüm konularında duyarlı olan şirketlerle, ki bundan sonra mutlaka olmak zorunda kalacaklar artık şirketler. Öyle görünüyor. Bunun örneklerini Avrupa'da da görmeye başladık. Bu bir prestij haline gelecek çünkü bu alanlarla duyarlı olmak şirketler için. Biz de ortak çalışmalar yapmak istiyoruz tabii ki. Çok güzel tepkiler aldık. Devam edeceğiz biz. Elimizden geldiğince daha da güzel işler yapmak istiyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyebileceklerim. Evet. Peki yaptığınız enstrümanlar nerede? Ya nereye saklıyorsunuz? Evlere mi alıyorsunuz? Yoksa böyle de isteyenler var mı? Ver şunu biraz kullanayım. Var var, evet, isteyenler de var tabii ki. Tabii ki biraz onları iyi korumaya çalışıyoruz. Her ne kadar çok ilkel sazlar çok görünse de kendi bir dengesi var. O kadar da değil yani. Bir herhangi bir çöpe atılmış bir malzeme gibi değil. Onları biraz korumamız gerekiyor. Tekrar performans yapabilmemiz için. Tabii ki bu bir ekip çalışması. Çünkü kostümlerimizi de yine Roni Aran'ın eşi stilist olan Ruken yaptı. O da atık poşetlerden bize gömlekler dikti. Çok güzel oldu o da. Yeni videolarda da yeni fikirler geliyor yavaş yavaş. Bu çünkü tekstil konusunu da çok ilgilendiriyor. Sıfır atık konusu. Yine videomuzun görüntü yönetmeni iki videoda da Orhan Yay'dı. Aslında bu pandemi döneminde çok zor bir dönem geçirdik müzisyenler olarak. Dayanışmayla gerçekten birlikte yine de her şeye rağmen müzik ve sanat devam etsin mottosuyla bu çalışmaları yapmak ayrı bir keyif bizim için.
Biz de sıfır atağa da bir gönderme yaptık. Bu sefer Beykoz'da çaldığımız yerde canlı kayıt yaptık ve tek bir kere de çaldık. Herhangi bir bilgisayarda sesleri bölüp parçalayıp enerji harcamamak için tek bir kere de bastık kayda, çaldık, bitirdik, onu koyduk. Biz de sıfır atağa bir gönderme yapmış olduk. Hem sıfır atık olmuş hem profesyonelliğinize de aynı zamanda bir atık olmuş. Harikasın. Emekli sağlık diyelim ve yeni videoları takip etmek için seyircilere de söyleyelim. YouTube'dan Fung İstanbul. Şimdi bunun linkini de aşağı koyarız. Orada görsünler, takip etsinler. Demek ki yeni videolar da gelecek. Sizin bu şişelerle ilk videoda yapılan müziği görünce sıfır atıkta Arto Tunç Böcek'in Sertab Erener şarkıları geldi aklıma. Çok doğru. Demek çok doğru. Sanatçının konuya bir yakınlığı varmış yani. Sadece bunlar değil, 80'lerden bahsediyoruz. Pandemi döneminde yine sanatçılardan geldi aslında en önemli adımlar. Bu da bir çözüm. Çok teşekkürler Herman katıldığın için, bu bilgileri verdiğin için. Teşekkür ederim. Başarılar. Ve lütfen bir sonraki videonu bize de gönder, biz de yayınlayalım. Söz, mutlaka kahve içelim beraber bir gün. Mutlaka. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar. Herman çok sağ ol, çok güzel oldu.